gerçekten Pınar çok çalışıyoruz, çok emek veriyoruz. Sürekli Özcan'la normal konuşmamız yok. Sürekli iş konuşuyoruz, beyin fırtınası yapıyoruz. Dilan Polat bizzat bana tehditlerde de bulundu. Banu Parlak'la ilgili tehditleri olduğu bir takım. Şimdi onların hepsiyle arkadaş. Tabii bu sosyal medyaların faydalı olduğu kadar zararlı yönleri de var. Bir ara TC ile girilecek muhabbeti vardı. Keşke bu hayata geçse. Neyi gelsin yani. Mesaj olarak. Mesaj şeylerde. O da sınır yok canım. Onunla yapacak bir şey mi? Mesela anne ben de söyleyeceğim. Hadi. Sana ne geliyor? Hayır önce sen söyle. Ben söyle. Burak Özçivit'in yemesinden ziyade onunla yemek için bu kadar parayı veren insanı çok belki de konuşmak gerekiyor. Ya. Nasıl ne iş yapıyorsun? Yemek yiyor mu diyecektin? Bazı sanatçılara menajer fazlalık hatta işlerine bence bozuyorlar. Problem yok benim için. Sevtap söyleyecekse bir şey söyleyebilir. Yok benim için de problem yok. Ha, o zaman ne söyleyecek misiniz? Neydi? Bende de problem yok. Mert Ramazan Demir'de biraz çapkınlık var gibi ondan geliyor. Ondan sonra bana. Afra da bunu kabul edemedi. Zaten Afra bir orduyla dolaştığı için muhtemelen evet. Şey muhbiri de çoktur. Tabii. Ondan öğrenmiştir. Bak Sertab'ın gülecek tabii ki de. Uzaylılar geldiği zaman dedim nasıl bir ilerleyiş içinde olacağız? Zaten dedi insanlık yok olacak dedi. Dedim ama dedi sen merak etme dedi. Seni dedi konuk olarak dedi getireceğim dedi. Evet arkadaşlar iade ziyaret yaptılar ve Sevtap ve Özcan kardeşimiz hoş geldiler hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz. Teşekkür ederiz. Seni gördük daha iyi olduk. Muhteşem görünüyorsun. Ay canım başında benim bunu söylemeden geçemeyeceğim. Edepli giyindim deyip alt taraf açık kaldı. Sıcak. Üst tarafı dedim kapattım. Dedim ki Sevtap ve Özcan arkadaşım kardeşlerim geliyor dedim. Magazin duayenleri geldi buraya. Nasılsınız? İyiyiz, her şey yolunda, yoğun tempo çalışıyoruz. Ortaya yine arkayı aldık ben yani. Ben ortada kaldım şimdi sağdan bir kadın, soldan bir kadın. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Hayır bir de diyor ki şimdi ben diyor sağa sola mı bakacağım diyor. Dur dedim sen erkeksin dedim bize uyum sağlayacaksın. Hiç problem değil, alışığım ben. Zaten magazin gündeminde de birçok sanatçıyla sürekli iletişimdeyiz. Bence sürekli sizde nasıl yapıyoruz. Biliyor musun? Seni dengeliyor. Evet. Oo. Hani muhtemelen şey böyle üstüne gitme durumlarında hep Sevtap seni dengeliyor. Çünkü birazdan naif geliyor. Sonra diyor ki bana Sevtap yayına girecek dedi. Bir canlı yayına katıldım arkadaşlar. Şimdi diyor ki her zaman şeydir ya kadın kadınla konuştuğu zaman daha çok yüklenir tabii. Tamam mı? İşte Özcan'la ilerleyecek. Şimdi Sevtap yayına girecek dedi. Tam ben ay. Doğru ama doğru. Komaya girdi. Acaba nasıl ilerleyecek bu yayın diye. Peki bir şey söyleyeceğim. Sizin Müzik On Air'in bu arada arkadaşlar zaten biliyorsunuzdur. Müzik On Air'in sahipleri olarak diyoruz. Sahipleri iki arkadaşımız, kardeşimiz sahibi. Peki bu sizin bu şeyiniz nasıl başladı? Şimdi siz bana sorguya çekmeden ben size önce bir başlayayım. Nasıl böyle bir hayalinizde? Şimdi ben radyoculuktan geliyorum. Radyo programcılığı yapıyordum. Daha sonra radyolarla birlikte sanatçılarla iletişimlerim çok kuvvetli olmaya başladı. Böyle artık baktım radyoculuk artık kesmiyor, yetmiyor. YouTube'a da, Instagram'a da. Dedik ki biraz daha dijitale evet yüklenelim, müzikle ilgili bir platform oluşturalım derken bir müzik dergisi kurduk. Sonra işte bunu müzikonair.com olarak internet sitesini açtık. Akabinde Instagram, YouTube vesaire derken bu noktalara geldi olay. 11 yıl olmuş bu arada. Evet, 11 yıldır müzik sektöründe hizmet ediyoruz ve çok sayıda sanatçıyla çalışıyoruz. Biz aynı zamanda sanatçılara PR hizmeti yapıyoruz, dijital müzik dağıtımlarını yapıyoruz ve öte yandan da yine magazin programı yapıyoruz. Bir şey söyleyeceğim, Müzik On Air'de mesela ben ilk sektöre girdiğimde Müzik On Air'de eğer mesela bir haberin çıkıyorsa çıktı. Müzik On Air'de aldı. Tabii. Oluyor, piyasada öyle bir şey var. Hani bunu belki siz bilmiyorsunuz da ben mesela ilk girdiğimde bir şey olduğu zaman mesela Müzik On Air'de çıkmış diye hemen bana link atıyorlardı. Şu an yanımda. Çok önemli arz ediyor. Anca ben bir tane rap atayım size. Hadi. Markalaştık biz. Çok evet. Çalışıyoruz. Gerçekten Pınar çok çalışıyoruz. Çok emek veriyoruz. Sürekli Özcan'la normal konuşmamız yok. Sürekli iş konuşuyoruz. Beyin fırtınası yapıyoruz. Siz işten kaçmıyoruz. Şey, ayrı, ya şeysiniz. Evli değilsiniz. Biz evli değiliz. Müzik piyasasında da bunu herkes öyle sanıyor. Çoğu insan sevgili olduğumuzu düşünenler bile var. Böyle söyledim yani. Öyle bir şey yok. Özcan kızardı gömlek önüne girdi şu an. Çok yakın arkadaşım, çok iyi dostum ve mükemmel bir iş partnerim. Allah bozmasın. Sadece mesela senin de sevgilin vardır. Senin de sen bunları tahmin etmiyorsun bu soruları soracağımı. Şu an muhtemelen ter dökmeye başlarsın. Başka şeyler konuşuyoruz sanki. Aa da hep böyle ilerliyor.
spontane dedin. Kandırıldık bu arada arkadaşlar. Biz seni zor durumda bırakmamıştık programımızda Pınar'cığım. Programa konu olacak sanatçı dostlarıma buradan sesleniyorum. Bir kez daha düşünün. Herkes aynı şeyi diyor. Benle ne alakası biliyorlardı falan diyormuş ya. Arkadaş ama ben de merak ettim. Şimdi şu an geldi aklım. Benim de aklım sonra çalışıyor. O anda bir saattir otur çalışmaz bu saatte çalıştı. Ama program dediğinde öyle olmalı. Bence ha. Her şey sorulmalı. Evet, biz buraya geliyorsak bunu kabul etmiş aşkım, olmalıyız. Aşkım merakımdan yani böyle hani halkın merak, hayk. Bülent Ersoy ne der? Hayk der, merak ediyor. Ben de merak ettim. Biz de Bülent Ersoy'la ilgili birçok şeyi merak ediyoruz mesela. Evet mesela ben de merakımı geçiştirdim. Artık hiçbir şey mesela merak etmiyorum. En sonki Murat Övüç'le alakalı Murat Övüç'ün bir açıklaması vardı. Bu pırıllantılarla ilgili seni sahte gidin, pırlant. Seni gidin bak bak bak. Tabii işte kadın böyle oluyor. Ne oldu? Kafa bir oraya gidiyor değil mi? Yani bu arada Murat Övüç'ün dedikleri doğru. Onu da söyleyelim, açıklamış olalım. Evet yani ben de şöyle bir şey de yani ben de doğru duyduğum doğru şeyler var. Yani Murat Övüç bende de daha önce konuk oldu ve sevdiğim bir arkadaşım. Gerçekten hani zaten pırlantacı bir sevgilisi var. Gerçekten çok maddi durumu çok iyi olan bir sevgisi ve ona çok aşık biri. Ve her şeyi gerçek bu arada Murat Övünç. Hatta şöyle diyor ya, bak 5,5 karat diyor, 1 milyon dolar. Ama biraz yalan olabilir, 1 milyon dolar değil yani onun parası da. Ama mesela Bülent Ersoy soruldu orada. Çünkü şöyle bir şey var. Kıyaslamaya girdiğin zaman insanın sinirleri bozulur. Hani öyle bir şey vardır. Mesela beni de bir modacıyla kıyasladığın zaman hemen gerçekleri söylersin. Var yani. Orada da ben de çok şahit olduğum durumlar oldu ama ben de aslında çok böyle hani yanlış da olmasın ama çok böyle hani gerçek gibi bana söylendi hiç gelmedi. Hep böyle yani çünkü malını ortada bırakabilen bir insan. Mesela ben bırakamam. Ben bırakamam. Mümkünat yok. Ben o pırlantamı ortada bırakmam. Çünkü ben buna para verdim, aldım ve benim için değerli. Ben çok fazla mesela kuliste deterjanla yıkanırken gördüm. Bu gerçekle yıkanıyor. Tabii ki. Yani yağlanıyor, genel yıkanıyor. Genel sahte takılarımı gördün yoksa Bülent Ersoy üzerinden mi? Ya, onun Bülent takılarını mı gördün? Bülent Hanım'ın tabii ki de sahte. Bülent Hanım'ın tabii ki de düşünüyorum. Ben konuşuyorum, ağzım konuşuyor. Yo aslında doğru söylüyorsun. Bülent Ersoy'un takılarının doğru olmadığını, gerçek olmadığını. Yani ben piyasaya sonuçta 6 yıllık hakimsin bir insanım ya. Ve insanlar hani benden öncekiler de hep bunları söylüyorsa. Şimdi Pınar bir şey diyeceğim. Sen Bülent Ersoy'da da çalıştın aynı zamanda. Çalıştım tabii ki. O yüzden hani piyasadan duyduklarını boş ver de senin bildiklerin de olduğu gözlerin için. Gözlerin ya Bülent Hanım bana her zaman mesela buraya geldiği zaman yani bu yeni yerime gelmedi daha öncekilere geldiğinde hani eli açık çok derler. Yani herkes eli açık işte falcısına, fulcusuna, işte çiçekçisine, böcekçisine. Falcısına herkese var. Herkese veriyor. Yani herkese dışarıda mesela iki şey olsa yani verir. Para verir yani sonuçta para dağıtmayı sever ama benim iş yerimde ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki şak 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 herkese para dağıttı der miyim demem. Hani o yönden bir açıklığı var mıdır para hani dağıtma açtı var mıdır arkadaşlar siz de buradasınız herkes burada benim terzilerim de orada öyle bir şey yok. Bu o kişiye zaman, göre oynanan bir şey bence. Özellikle sevdiği şeylere para dağıtıyor diyebiliriz. Mesela fal baktırmayı seviyorsa falcısına veriyor. Fal baktırmayı seviyordur atıyorum çiçeği böceği seviyordur ya da yani kızandalı yemeği seviyordur yemeğe verir ne bileyim yani ama mesela bize böyle çünkü yanında 16 saat ben mesai biliyorum 16 saat terzilerimin mesai yaptığını biliyorum vermedi çünkü ben de biliyorum yanındayım ve verin dediğim zamanlarda vermedi ama onun kendi bileceği iş onu o vermez biz veririz bizim gönlümüz daha zengindir demek ki. Evet. Öyle. Şimdi Pınar'ın ben konuştum yine. Evet, bravo. Ben konuştum. Biz biraz herhalde nasıl içime atmışım. Evet şimdi Pınar'ın programına geldik. Aba soruları biz sormaya başladık. Ben şeyi merak ediyorum çok özür dilerim. Bülent Ersoy'la çalışmak nasıl bir duygu? Aşkım çok zor. Ben bu arada... Neleri zor mesela? Hayır çok zor çünkü şöyle bir şey. Bülent Hanım'ı kendi hayatında kostüm... Bak beni nasıl... Meslek hastalığı. Terse çevirdik şu an. Hakikaten ya. Ama yok ya ben sanki söylerim. Sanki sen röportaja gelmiş gibi. Ben söylerim hayatım. Bak şimdi bak terledim şu anda. Şimdi şöyle bir şey. Bülent Hanım çok fazla şey... yani sonuçta yaşanmışlığı, yaşı yaşanmışlığı çok sahnelerde geçen bir insan ve... kostümün her detayını biliyor. Yani hani bir yerde bir eksiklik gördüğünde onu tamamen değişebileceğine kadar söylüyor. Ama ne oluyor şu an yeni nesilde bunun bu kadar sabrı yok.
bir prova 16 saat süremez. O kadar bir para kazanmışlık içeri girmiyor. E ne oluyor otomatikman? Terzi ben istifa vermek istiyorum diyor. Evet. Diken dantelini ben istifa vermek istiyorum. Çünkü onun da bir ailesi, onun da bir kocası var. Ki benimkisi gibi. Benimki de izin vermedi. Yani bu aslında bizim Bülent Hanım'la kostümü biz bitirmemiz, benim eşimin tamamen artık Bülent Hanım Pınar size kostüm yapmayacaklar gitti. Ama sence peki inanmadı. Pınar, Bülent Ersoy olduğu için mi bu kadar işte kaprisvari davranıyor yoksa karakter olarak mı öyle birisi? Bence yani sizce nedir ya? Bence Bülent Ersoy olduğu için böyle oluyor. Yani hani sonuçta bir diva. Güzel, iyi bir ses sanatçısı. Hani sahneye çıktığında yıkar geçer. Ama şöyle bir şey. Bu artık eskidendi. Hani bence yeni dünyada böyle bir şey var mı yok. Arkadaşlar? Tabii, lütfen tabii, siz de söyleyin. Ya Allah Allah, yeni dünyada haklısın. Böyle bir şey yok, var mı? Yok. Yeni jenerasyon diyemiyor bunu artık. Yani böyle bir şey yok. Çünkü artık insanların artık sabırları eskidenki evet. Ekonomi falan hepsi değişti. Artık çok farklı bir dünya haline geldi. Kimse kimsenin kaprisini çekemez oldu. Hani mesleği bırakırım ama kapris çekmem modasına geldik, moduna geldik artık. Ve arkadaşlar benim resmen şu anda içimi dışımı çıkardılar. Yani evet, aldılar beni. Soruyu bekliyoruz bakalım. Evet, ben soruyu değil mi? Soracak şeyim mi bıraktık? Şunu söyleyeyim bu arada. Yoksa biz devam edeceğiz. Müzik onayını anlatırken aslında en önemli şeyi atladık. Biz ödül törenleri de organize ediyoruz. Yani büyük ödül törenleri yapıyoruz üniversitelerde. Bütün sanat camiasını bir araya getirdiğimiz bir tören oluyor bu. Senede bir kere yapıyorduk fakat geçen sene biraz abarttık. 3-4 kere yaptık galiba değil mi? 3-4 kere bir hafta arayla bir tören yaptık. Okan Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Bahçeşehir ama Üniversitesi. Ama üniversitelerde yapmak çok büyük bir şey İnanılmaz. Değil mi? Yani çok bir genç kitleye ve hani gerçek bir yani katılımcı var Maltepe orada. Maltepe Üniversitesi'nde 2500 öğrenci gelmişti mesela. Okan Üniversitesi'nde yine keza 2000 öğrenci geldi falan. Çok büyük salonlarla çok güzel organizasyonlar oldu. Bütün ekibinizi de önümüzde yapacağımız ödül törenlerine davet ediyoruz. Ödül mü konuşacağız? Ben ödülle ilgili bir şey konuşacağım. Arkadaşlar vallahi kimin ödülünü beğenmedim. Ben samimiyetinize güvenerekten ben de kendi samimiyetime güveniyorsun ben Pınar şu anda. Ben neyse anlatayım hiç yalan bak söylemem. Şimdi ben bu piyasaya girmeden önce bir 6 yıl önce geri dönüyorum. Görüyordum televizyonlarda. Aa diyordum ödül oluyor. Aa birinci. Aa en iyi modacı, en iyi şarkıcı, en iyi şey bilmem neci. Şimdi ben bu piyasaya girdim. En iyi diş hekim, en iyi şeyci, radyolo, en iyi işte kadın doğumcu. Böyle gidiyor. Tamam ben tabii anlamadım. İlk düşünsene benim piyasaya hani şuradan birini aldım oraya koydum. Aa dedim herhalde gerçekten en iyi. Sonra bir baktım ta ki olay şuraya gelene kadar. Pınar sana en iyi modacı ödülünü vermek istiyoruz ama karşılığında atıyorum 40 bin lira vereceksin. Lan diyorum ki şimdi ben niye 40 bin lira veriyorlar? Kendi kendimin en iyisi olacağım tamam mı? Yani hani bu bir oluyor iki oluyor. Evet. Prestijli bir yerlerden de hani böyle şeye gelince ticarete ben mi döndü bir... acaba hocam bu olay? Onu söyleyeceğim. Sevtap sen mi bir şey diyecektin? Şimdi ödüller ikiye ayrılıyor. Birincisi ticari amaç güden ödüller. İkincisi de otorite ödülleri. Bizim yaptığımız ödüller otorite ödülleri. Ben muhtemelen beni otoriteye hiç saymadılar. Ticarete koydular. Ama şöyle söyleyeyim. Biz geçen sene en iyi pop erkek Mert Demir verdik. Hak etmiyor muydu? Hak ediyor. En iyi pop kadın Okan Üniversitesi'nde Zeynep Bastık geldi. Evet, hak ediyor. En iyi oyuncu Afra Saraçoğlu. Geldi. Yine Okan Üniversitesi'nde ama hepsi değil zaten bir şeylerle bizim bir numaralarda biraz. Hani bizde doktora ya da işte estetisyene ya da benzeri iş adamı kadın ödülü vesaire. Kadın doğumcu, dişçi ya da şöyle geçmiyor. Ya zaten onun ödül töreni mesela ben gittiğimde hani biraz da şov görmek isterim. Tabii. Geldikten sonra o sanatçıyı orada görmek de güzel bir şey. Televizyonda görüyorsun, orada görüyorsun. Vay nasıl bir ödül törenindeyim ben diyorsun. Şimdi oraya çıktığımda ben görüyorum 80 tane kişi arkaya bir bakıyorum 80 tane ödül var diyorum bu gece bitmez. Bitmiyor hani tabii. Ne zaman müzik dinlenecek ne zaman yemek yenecek ne zaman hani doğru. Muhabbet edilecek o törenler biraz daha farklı formatta bize işte Teoman, Serdar Ortaç, Acun geldi mesela yani böyle A plus isimlerin geldiği törenler zaten yapıyoruz. Öğrenciler kabul etmez çoğunlukla tabii. Da öğrencilerin istediği ve oyladığı bir işte tören onu söyledim. Oluyor eğer üniversitelerde böyle bir şey olursa o tamamdır evet. O böyle canlı insanların doğal katılımda olduğu bir gece olduğu tabii. İçin şey beni de çağıracaksın değil mi? Otorite tabii. Tarafıyım ben ama. Bu sene ne zaman yapacağız o da belli değil ama mutlaka davet ederiz tabii ki. Seve seve.
Tamamdır o zaman. Neyse aldım ben de şeyimi. Ben bir şey ödül vermeyeceğim ama davet edeceğim Batın. En iyi YouTube kanalı yapsana beni. Senden sonra falan diye geçeceğim. Bu arada geçen sene... Çok güzel. Geçen evet. sene en iyi YouTube kanalı ödülünü kim aldı diye kim? Düşünebilirsiniz mesela. Kim olabilir? Tahminle bulun. Geçen sene de erkek... Şey mi Armağan Çal var, Katarsis var, bir şey var, Taner Çal var. Genç bir isim. Şey Oğuz neydi o da kim ha, ya? Bulamazsın. Ben, yani. Ben neden Sevdak böyle neden bulamam onu söyleyeyim. Moda desen bulurum. Evet. Ama ben bunu daha zaten 8 ay olmamış daha. Yok zaten göre. Çok şaşırtıcı. Arkadaşlar evet. da bilmeyecek muhtemelen. Kim? Murat Soner. Hayır. Şeyi sen anons ettin ya. Bayıldım falan. Aa evet. Maltepe Üniversitesi. Müjdat Gezen'in de bir YouTube programı vardı. Ondan dolayı Maltepe Üniversitesi'nin ödülü aldı. Bu arada Maltepe Üniversitesi'ndeki ödül törenini Sevtap sundu ve bayıldı. Bayağı olay oldu. Tansiyon yani. Bayıldı. Düştü. Evet evet. Ben de çok sevdim bayıldım diye. Hayır. Beni de anons etse bayılır ha. Bu mu? Hadi bu bayılıyormuş gidiyor. Bir şey söyleyeceğim. Sen söyle hayatım. Müjdat Gezen'e de buradan saygı ve sevgiyle analım kendisini. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim orada tansiyonum düştü. Yoğun stresten sadece sunuculuk yapmıyordum. Arka planda organizasyon işinde de evet. yer almıştım. Ve kulisteydi. Müjdat Gezen de benim o anlarıma şahit oldu. Sahneye çıktı ve beni yanına çağırdı. Herkese alkışlattı. İşte işini severek yapmak bu dedi. Evet. Ama zor evet. ya. Yedirmemişsiniz zor. Kadını o yüzden olmuş. Evet, ya. Çok da yemek yemedim o gün ya. Biraz yorduk. Doğru. Onu o gün, ben hakikaten. De öyle oluyor. Ben şu an bayılacağım falan. Aman atıştırma. Hemen şuradan fıstık fındık verdik. Şimdi maymun yiyelim fıstığımızı. Peki. Şimdi o zaman biraz magazine dönelim. Sizde tabii, magazin olur, çok. Olur seve seve. Lütfen. Şimdi Bülent Ersoy en son demiş ki hazır Bülent Ersoy'u konuşmuşken dedim. Cenazeme kimse gelmesin diye bir açıklama yaptı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla Bülent Ersoy'un böyle açıklamaları var. Daha önce de ben buraya... Politik olmadan güzel cevap verirseniz. Politik değilim. Buraya sığmam diyordu. Mezarla ilgili bir tartışma bir şey var. Orada ben vardım biliyor musun? Aa, öyle mi? O mezarın arkasında maskeli olan bendim. Covid dönemiydi. Aa, evet doğru. Hatta beni çekiyorlar. Sürekli bir soğuk zaten bu saç renginde bir tek insan türü olarak... Çok da komik her ve tatlı yerde, da görünüyor. Bak her biz yerdeydi. Biz buraya sığacak mıyız böyle bak, bakıyor. Bak ne oldu biliyor musun orada? Allah'ım tövbe tövbe esirgi sen günah yazma. Şimdi hani şimdi oradasın. Hani üzülme noktası. Şu o zamandan bu zamana bakın yemin ediyorum binlerce aynı linki alıyorum. TikTok'ta değil mi? Instagram'da her yerde bana onu atıyorlar. Tabii o bir de zaten halanız vefat etmiş. İkisinde de zaten şeyiz o durumdayız. Hep de yanındayım. Ondan sonra şey... cenaze günü ben dedim ki yani çok şey olmaz eşimleydim hatta evdeydim dedik yani git dedi sonuçta dedi ben o zaman zaten çok iyi konuşuyoruz git dedi hani yanında dedi ol dedi ben dedim, çok kalabalık olur dedim yani sonuçta babası vefat etmişti çok kalabalık olur hani gitmeyeyim ben hani orada ne yapacağım yani ne yapabilirim sonra bir baktım benle Bülent Hanım aynı anda cenazeye şeye girdik yani arabasından inerken sonra kol kola girdik tamam mı? Hani şeye kadar o şekilde ilerledik. Sonrasında işte bu mezara sığma muhabbetinde gerçekten orada otururken cidden o soruyu sordu. Hani dedi ki yani ben buraya nasıl sığacağım? Bu biraz küçük değil mi dedi. Şimdi şey de yapamıyorsun tamam mı? Yani hani ya, bak yemin ediyorum. Hani Allah bizi herhalde orada demiş ki bu insanlar Covid pandemi dönemi olsun ağzında maskesi olsun tamam mı? Güldüğü belli olmasın. Şimdi o biraz muhabbet aslında daha da uzundu. Şimdi orada tabii ki de hani ben de insanım ya güldüm. Yani gerçekten güldüm artık arkamı kafamı çevirdim yani. Gerçekten hakikaten. Sadece arkadakiler duymamıştı hani bir tık evet. iki tane arkadakiler duymamıştı. Orada güldüm. Hem herkes bana atıyor orada evet maske vardı. Ama orada herkes gülüyor. Şu an evet, izleyen evet. herkes gülüyor yani bu tabii. duruma. Peki siz, ya sen de güldün mesela aşağı. Maske de yoktu. Peki, ben sadece şunu soracağım. Peki diyor ki Bülent Ersoy dedi ya cenazeme kimse gelmesin diye. Siz ne yaparsınız? Yani ne düşünürsünüz? Ne diyeyim? Hadi. Gitmeyiz, ne yaparsınız? Yani davet edilmediğiniz yere. Ay ben kendi kendime giderim dedi mesela. Şimdi hani evet. bir insan bence bunu söylemesi için... Çok kişi gelsin diye de yapılmış olabilir bir şey. Bence öyle değil. Bence ben
Benim sevenim çok olduğunu düşünüyorum. Hani beni seviyorlar. Hani çok fazla kişiyle tartıştığı için mi acaba böyle diyor? Onu da bir ya da olabilir ya. Özellikle gelmesini istemediği birileri olabilir. Eski ama sevgilileri olabilir. Ama eski sevgilisin. Bu eski. Çok eski o zaman. Yani. Ben çok eski sevgili. Ne kadar eski. Ya da bir kırgınlığı var yani. Ve o dönemlerini hiç bilmiyorum. Da hani bence ne olabilir sence? Sen söyle. Böyle sevilmediğini hissediyor bence son dönemde. Ki o yüzden i̇şte kimse ya, gelmesin diyor. Yani zaten kimse ya gelmeyecek ama hani söyleyeyim de önden kimse gelmesin gibi. Ama yine de gelirler, ben size söyleyeyim yani buradan. Yani mutlaka sevenleri canım, vardır. Sevenleri gelsin. Bir yani, var yani öldüğünde çok üzüleceğimiz insanlardan bir tanesidir özellikle benim yani. Bülent Ersoy olsun, Ajda Pekkan olsun. Tabii canım, bir tane sanat camiasından büyük bir Bülent Ersoy daha gelmez. Tabii ki canım, sanat cam. Ben o bak sanatıyla ilgili asla. Tabii, bak tabii. Gerçekten sanat ayrı bir şey benim için. İnsanın kişiliği çok ayrı bir şey. Ama sanat için gerçekten hani mikrofonsuz hani o gırtlaktan çıkan o ses falan filan. Ben zaten TV'de evet görüp de şok olup da yanına bulunduğum zaman wow falan olduğum bir dünyadayken keşke tanımasaydım dedik hale gelmiş olduk. Neyse onu da geçtim şu anda. Dilenci Tak geleyim. Dilenci Tak işte gündemden düşmüyor. Havalimanında yaşadığı olaylar, sonrasında babasıyla tartışmaları. Siz bunun tamamen içindesinizdir. Ben evet. Dilenci Tak'ı asla tanımıyorum. Hiç yan yana gelmedim. Ama böyle sorunlar olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü Sinem Yıldız'ı konuk etmiştim. Orada Derya Tuna ile ilgili hani o aile sorunları çok fazla demişti. Size soruyorum. Ya şimdi biz Dilenci Tak'ı geçen gün programımıza aldık. Normal şartlarda da program dışında da Dilenci Tak'ı tanıyoruz aslında kısmen. Aslında normalde çok naif, çok kibar. Çok tatlı birisi ya. Çok tatlı. Yani damarına çok basılmış. Bizim programımızda da onu anlattı zaten Dilan. Siz arkasında uçaktaki evet, olaylarda. Evet. Sadece o kısmını verdiler. Arka planını bilmiyorsunuz. Ciddi anlamda çok damarıma basıldı dedi. Sonra zaten bunun pişmanlığını da yaşadığından bahsetti Dilan. İşte kara listeye falan düşmesi. Belki evet, hani düştü. Şeydi. Gençliğinin ya verdiği bir şey değil mi? Zaten o sırada bunalımda. Hani kolay şeyler yaşamıyor. Aynen, bir de babası yani sonuçta. Belki muhtemelen babasından dolayı bütün akrabaları da ona sırtını dönünce. Ya şunu da söyleyeyim, yaptığını zaten tasvip etmemiz mümkün değil. Yaptığı tabii doğru bir davranış değil. Asla. Onu kendisi de kabul ediyor. Biz de o konuda söyledik. Doğru bir şey değildi ama işte yapılıyor oluyor ya maalesef. Ama onu yaptı diye de Dilan böyle kötü bir kız artık onu bitirelim. Ama belki başka yerlerden gelen biliyorsunuz hani şey akran zorbalığı gibi bir şey yani. Kendisi de öyle diyor zaten, öyle iddiaları var. Tabii. Reklam anlaşması yapacaktım engellendi diyor. Şarkısı çıktı mesela, niye öyle bir şeyi gündeme getirsin aslında? Şarkısını dünya para harcamış. Yapamadı. Radyolar şarkısını engelledi bu arada. Yayınlamıyorlar. Bu konu yere verseydi. Yeterdi zaten. Bize konuk oldu zaten. Zaten yeterdi bu arada. Zaten programa katılır katılmaz dedi. Konuk alıyorsunuz ama şarkımı yayınlamadınız dedi. Ha yani, sonra yayınladın değil mi? Yayınlamadık ya. Hatta Özcan'ın şöyle yani bir yorumu var. Onu da görmüş Dilan yayında evet söyledi. Dilanlar acil kapanmalı diye. Hani Dilan Dilanlar Polat kapatılsın diye Dilanlardan bir yorum yazdı. Şu an zaten ne çektiysek onlardan. Evet. Ya bir şey söyleyeceğim. Oraya da dönersek mesela. Şimdi o sorularım arasında şey yoktu ama. Işte Dilan Polat olayları falan filan. Şimdi herkes dedi ki işi çıktıktan sonra işte böyle bir şey yapmaz, şöyle bir şey olmaz falan filan dedik ama tekrardan eski başa geri döndük. Alışmış kudurmuş. Ve yeni bir şarkı daha çıkıyor. Sana deseyi geldi. Özcan'cığım, Serdar'cığım benim şarkımı yayınlar mısın? Size karşılığında 1 milyon veriyorum. Bu arada bir şey diyeceğim. Biz profesyoneliz ama. 1 milyonu düşünürüm de. Değil mi? Ama şunu söyleyeyim. Enerji şarkısı muhteşem güzeldi. Evet, bak, güzeldi. Gerçekten güzeldi. Evet güzeldi. Dilan'ın hani o yaptığı şeyler artık onlar tabii ki kabul edilebilir değil. O ayrı bir konu ama şarkı yönü çok şey güzeldi. Şey de bence şöyle de olmuş olabilir. Sonuçta her piyasanın rakipleri var. Mutlaka. Hani birbiriyle hani şeyleri var. Şimdi bir anda belki şarkıcı olmayan bir insan çıkıp bu kadar dinlenmeye sahip olunca otomatikman belki o sektörün babaları demiştir ki yani hani pop müzik kraliçeleri demiştir ki ya nasıl lan bu kadar izlenebiliyor, dinlenebiliyor diye
İşte bizim piyasada böyle. Evet. Ben şimdi bak modadan çıktım söyleme sahip. Orası çok fenaydı. Dedim ki YouTube'a geçeyim arkadaşım dedim. YouTube'a geçti. Burası oradan fena çıktı. Nereye gideyim? Evde çebeşir kreşi getireyim. Bütü yapayım bari ben. Orada piyasa da yok yani. Ya zor. Piyasamız kolay değil. Bu arada Dilan Polat'la ilgili şunu da söyleyeyim. Dilan Polat'ın tap olduğu dönemlerde biz kendisiyle ilgili aldığımız bir takım iddialar vardı ve Dilan Polat olayını patlatan aslında haber sitelerinden bir tanesi de biziz. Dilan Polat bizzat bana tehditlerde de bulundu. Banu Parlak'la ilgili tehditleri olduğu bir takım. Şimdi onların hepsiyle arkadaş. Evet. Benle şu an bir şey yok. Hiç, yani o tehditlerinden beri hiç görüşmedik. Yani direkt siz göreceksiniz, bunun hesabını vereceksiniz gibi tehditleri bizzat mesajları duruyor. Ben yine sen de dava da açabilirdin istersen. Açabilirdim, tabii. Açmadım. Zaten kabul olmazdı artık. Derlerdi ama. Yani sorun değil o ama ben ilgilenmedim hiç. Yani bizim alnımızak. Yalan bir şey yazmıyoruz. Asparagas yapmıyoruz. Müzik kaybetti öyle söyleyelim. Kesinlikle ben. Katılıyorum. Bak ben kazandım. Bak burada iadeyiz yani. Aynen. Çay içiyor fıstık fındık yiyoruz işte. Ya evet. Ya gerek yok hani normal işini yap değil mi? Hani benim yaptığım haberde şimdi niye şey ilgileniyorsun onun, ki o kadar? Şeyde iş olarak baktığımda mesela fenomen nasıl geçiyor ki mesela? İnfilyozun fenomen ama Dilan Polat için Dilan Polat. Şarkıcı yok aslında herhalde. Güzellik salonu sahibi bir insan. Tabii işletmeci aynı zamanda. Kendi çapında aslında fenomenlik yaptı. Yani insanlar onu çok sevdi. Peki şu fenomen olarak hani o dengeyi bozan fenomenler hakkında ne düşünüyorsunuz? Size hiç yazan başka böyle beni de koyun, ben de bir şey çıkarttım ya da ben de şunu, beni de ön plana koyun da tanınırlığım daha çok artsın, piyasam artsın, daha çok para kazanayım diyen olmuyor mu? Ya mutlaka oluyor, geliyorlar. Hatta bir ara mutlaka TikTok... Mutlaka oluyor diyor. Bak burada bile politik olmaya çalışıyor. Sanki başkası bakıyor diye ben. Mutlaka oluyordur. Ya politik olmak lazım galiba bu devirde biraz. Ya, beni biraz önce aşağı çekti. Sen böyle dedi konuşturdun politik olacağım. YouTube'un düzeni bende bak şu anda. Seni daha fazla konuşuyor. Ben onu şöyle cevaplayayım. Bir ara TikTok fenomenleri çok fazla şarkı çıkarıyordu. Şimdi bakın farkındaysanız durdular. Hiç fenomenler şarkı neden çıkarmıyor. Neden? Ya çok ağır bir şey olacak ama söyleyeyim mi bunu? Söyle ne olacak ya? Hangi kameraya? Evde bu bakışa bak yalnız. Ne söyleyecek acaba diye şu beni bilmediğin. Şu kameraya söyleyebiliyorsa. Ne olabilir? Neden çalı çıkartmıyor fenomenler şarkı? Ya belki de o şey olabilir, kara para aklama yöntemi olabilir o TikTok. İşte ben de aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü izlenme artması, evet, para kazanması ve bu paranın yasala dönmesi hepsi aynı şekilde ilerleniyor ki bunda da en büyük örneği zaten bu şey Dilanlar'da evet gördük. Ama onlarda da ne olduğu artık belli olmuyor. Ya, yapmadım diyorlar ama ben de akıl oynaması falan yaşıyorum artık. Biz mi yanlış iyi anlıyoruz kadını ya da karı koca olarak diye döndürdüm ve öbür soruya geçtim. Hadise'nin sahne performansıyla ilgili çok konuşuyorlar arkadaşlar ya. Evet. Yani kadın iyi yani. Bence de çok iyi. Değil mi? Erkek yani gözüyle iyi söyle derken şöyle diyeyim. Rakibi çıkmadığı için iyi. Ama çok mu iyi? Çok tap diyemem ama iyi. Yok ama rakibi ondan yok. Şeyi var mı? Şey yok evet. Ama Özcan belli bir bayağı bir hazırlanmışlığı var. O sahnedeki seyirciyle kurduğu göz teması, evet, olsun, dansları olsun, sen duruşu, hareketleri olsun. Herhalde şimdi yani. Galiba. Ya şöyle söyleyeyim. Mesela Tarkan'ın danslarını hep beğeniyorduk biz. Daha Tarkan'ı sonra döndürdüyse tam kızacak. Edis çıktı mesela. Aa dedik Edis de çok iyiymiş falan. Hani böyle. Bu arada Yılmaz Morgül'ün geçen dans performansını gördünüz. Muhteşemdi, muhteşem falan diyormuş orada. Oradan hadiseyi nasıl dördük ben onu çözemedim. Hep erkeklere döndü. Yılmaz Morgül hadiseyi bir mi tutuyorsunuz ya falan diyormuşum. Ya şeyi demek istiyorum hani rakip olursa seviye yükselir. Bizde o seviye bir türlü yükselmiyor. Mesela Hande Yener de çok iyiydi. Aha Hande Yener ama seviyorum. Onda da bir sıkıntı. O da mı? Gülşen performansları iyiydi değil mi? İyi. Gülşen'in kıyafetleri çok güzel. Çok güzel. Mesela Gülşen ne giydi diye her zaman merak ediyoruz. Evet. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ama kadın taşıyor. Taşıyor. Ben mesela Hadise'de sahneye çıktığımda bir şey baldırları hani böyle tam böyle Avrupa'yı böyle evet hani Beyoncé'nin havası var anladın mı? Dansı, o etek boyu, işte kıyafeti, kostümü, arka sahnesi, işte
Sevda Hanım programa katılmıştı, Sevda Türkse işte varis çorabını giymesin de o zaman ben göreyim bacakları, işte o selleti, teni bir göreyim, o zaman şovu göreceğim demişti. O yıllar önce daha iyiydi hadise, biraz daha şey yaptı, bozdu. Ya ama bir şey söyleyeceğim, kadın kaç yaşına geldi yani şu anda? E tabi mutlaka fark eder. Şey diyorsun, mesela... Benim bile bozdum yani. Ajda Pekkan'ı izlediniz mi geçen gün mesela? İzledim. Sahnede? Yani ya, o kırmızı, yaşına... Hangi kırmızı olan şeyde tarihi yerde çıkan. Evet. Geçenlerde Kuşadası'nda çıktık sahnede. İnanılmaz yani, hala daha dip dip. Ama o bir şey söyleyeceğim. Yani. Bizim bir enerji uzmanı geldi buraya. Hı-hı. Doğru olabilir. Dedi ki, o dedi, ben dedi yaşımı dedi şey yapıyorum. Belirli bir şeye kilitliyorum dedi. Oraya şifreliyorum dedi. Enerji uzmanlarında böyle bir şey varmış. Bak bilmiş olun, biz yaşlanıp gidiyoruz. Onlar yaşı 35'e kilitliyorlar. Biz burada kaldık. Onlar yaşı kaça kilitlemişti yaşım? 50 yaşında ama 37'ye kilitlemişlerdi. Nasıl kilitleniyormuş? Kilitleniyormuş aşkım. Biz bilmiyormuşuz. Biz kaldık burada, gidiyoruz. Ya 40-41 diye öyle gideceğiz herhalde. 37 gösteriyor. Aynen 37 gösteriyor. Enerji ve tarihi bilmiyor. Saati bilmiyor. Özellikle ezberlemiyor ki, ajandası yazmıyor. Yaşını kilitliyormuş. Dedi ki, bence dedi Ajda Hanım dedi bu yöntemi öğrenmiş. Yaşını dedi kilitlemiş dedi. Çok enteresan. Biz ne yapacağız? Biz de yaşlılar. 37'yim bu arada ben de. Ya sen kitle, seni gönder gitmiş ya. Kadir'i kitlemeye geçtim. Bu öteden gidiyor, koşuyor. Ajda kitlerken mesela o onu kitlenmiş, geri kalan yaşını alıyor falan. Eşim diye. Yaşını kitlediyse bir 30-40 sene daha yaşayacak mı? Aşkım şu an. Yaşayacak yani, 150'ye gelecek. Yani. Var, gerçekten görmüyor musun? Ben mesela o yaşta öyle olmak isterim. İstemez misin? İster. Enerji uzmanını gördüm. Bak ciddi söylüyorum, yakından gördüm. Bununla ilgili çalışmalar yapıyorlarmış. Hani evrene mesaj gönderiyorlarmış. Diyorlarmış ki ben bu yaşımda artık buna kilitlendim. Ben iç organların nasıl acaba dedi. İç organımı da kilitliyorum dedi. Tamam. Ya geç zaten ruhu, insanın ruhu temiz kaldı mı vücudundaki bütün organlarda. Öde öyle dedi. Evet. Ondan sonra az dedi ki mesela artık. Dedi dinginlik mi istiyorum dedi. O zaman dedi yaşımı dedi bir süre sonra 40'a çekeceğim dedi. 40'a kilitleyeceğim dedi. Siz de hiçbir şey bana sorun ya. Bana sorun arkadaşlar yani. Hadise ben muhtemelen 25'e falan kilitledi kendini. O danslarıyla bilmem nesiyle beğeniyorsun yani. Yok çok erkek iyi. Erkek olarak bir baktım da tabii özellikle. Ki. Güzel, güzel. Benim için kötü diyemeyiz. O yani. Zaman öbürüne geçiyorum. Tabii. Şu an gündemdeki bir konuya geçeceğim. Ama biraz böyle üzüntülü, acı bir konuya geçeceğim. Şimdi biliyorsunuz bu kalede böyle bir kötü bir şey yaşandı surlarda. Uras Kaygıroğlu'nun bir açıklaması oldu. Yani ben dedi eğer dedi bu benim dedi geri çekilmem her şeyi düzeltecekse dedi ben çekilirim. O dedi ressam bir insanın dedi hani eski sevgilimin dedi çalışmalarından dolayı dedi böyle bir şey yapmıştım ben dedi. Sonra da baktım Instagram'ın hepsini silmiş. Gördünüz mü onu? Evet gördüm. Evet, ya Uraz'ın bence çok üstüne gidildi. Bu tarz şeyler bilinçsiz insanları olumsuz anlamda çok etkileyebilir. Ama yüzyıllar boyunca bunu yapan ressamlarımız var. Örnek verecek olursak Salvador Dali. Hatta kulağını kesen bir ressam kendisi. Garip, değişik, böyle evren ötesi resimler yapan bir insan. Kim ne kadar etkileniyor? Ben şimdi katil ruhuna sahip değilsem ben etkilenmem. Ama bundan etkilenecek olan çok nesil var. Çok Z kuşağında böyle hepsi için diyemeyiz ama bu devirde gerçekten olumsuz anlamda etkiliyor. Tabii bunun nihayetinde herkes katil olacak, sapıkça bir şeyler yapacak anlamına gelmez. Ama olmaması daha iyi denilebilir. Ya yani onu örnek alan birçok insan da var. Artık eskiden bu kadar ulaşamazdık ama şimdi Instagram'da olsun, TikTok'ta olsun, YouTube'da çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz insanların, ünlülerin hayatına ve onları seviyoruz, kabul ediyoruz ve örnek alıyoruz. O yüzden daha hassas davranmak gerekir. Peki Özcan. Ben şuradaki şeyler dikkatimi çekti. Orada da mesela kollar yok mesela. Heykeller. Heykellerde. Mesela sanatı işte şimdi mesela şey yapmak lazım. Anlamak lazım. Şimdi ben anlamıyorum mesela o heykelin. Bir anlamı vardır mutlaka. Şimdi Uraz'ın dediği gibi Sevda üzerine gidiliyor ama o eserleri yaparken o aslında kız arkadaşı ben... yapıyormuş herhalde aynen. Eski. Bir anlamı vardır demek ki. Onun bir hikayesi şimdi, var ki onu resmetmiş. Bence şey bana göre de mesela bak o kadar şey olmuşum. Bence mesela şöyle bir şey,
İşte benim de iki tane kız çocuğum var. Şimdi Allah o da başlasın. Haberleri sağ ol. O da haberleri görüyor, izliyor falan filan. Şimdi mesela o da fotoğrafları görünce şimdi heykele baktığımda onun bir obje olduğunu görüyorum. Evet. Hani işte bir şeye bak, mankenler de var burada mesela ama kafaları yok mesela şurada bizim gibi. Mankenlerimizin. Bak, onlar bir bakalım. Obje. Ama velakin orada canlı bir yani gerçek bir kafa olarak resme, objeye şey konulunca otomatikman hani insanlarda böyle ürperti oluyor. De oluyor. Anladın, benim çocuğum da mesela dedi anne hani bunu kesmiş mi oldu? Şimdi resimde öyle bir algı var. Çünkü bunu hani ben de şunu derim. Aa bu sanat falan. Hani bana göre de değil aslında. Yani hani ben bir tartışmaya açık yani. Evet. O bir sanat değil. Bana ben şey oldum ben böyle öyle hani. Bir sanat eserini izlemeye gitmem ben mesela. Ben de gitmem. Yani yapamam konu. Da hani üstüne gidilmek mi belki hani orada şey oluyor yani sevgili olduğu için hani ondan belki rica eder bilmem ne. O, evet. Yani o gibi gitmiştir ama ne oldu işte şimdi? Aynı kendisine şekilde öbür tarafta etkilendiğini gördük. Belki hani ön planda çıkan insanların mı acaba? Hani bir tık daha mı dikkat daha, etmeleri tabii, gerekiyor? Tabii dikkat etmeleri kesinlikle. Gerekiyor. Kesinlikle. Mesela ben Uraz olsam öyle bir şeyi paylaşmam. Öyle bir evet. Şeyin içinde yer almak istemem. Ya elinde şimdi, balta gibi bir şey. Ben istemem öyle bir şey. Ben senin programını izledim. Mehmet Ali Erbil'in katıldığı. Orada Mehmet Ali Erbil söylüyor yani. Benim... ne zorunluluğum var sanatçı olarak beni niye örnek almışlar diyor yani. Bana örnek almasın ama şöyle bir şey var. Bunu diyorlar. Ama belli ama kitleleri var. Hep bir televizyon karşısındalar. Mesela hani Gülseren de mesela sevgilisi şey evi mesela o da nereden bilsin mesela televizyon önünde olan bir insan değil. O da izleneceğini tahmin etmiyor. O da hayata ilk defa giren bir insan. Orada bir arkadaşına tik şey açmış. Canlı yayın. Burada para sayma makinemiz var. Burada yatıyoruz. Burada işte kahve getir bana falan filan. Sonra konuştuğumda ya ben diyor onu şöyle yapmamıştım. Ama göz önünde bir adamla berabersin. İnsanlar yani, özeniyor. Çok tabii. Fazla özeniyorlar ama şimdi Uraz'ın evet daha hassas davranmalılar. Belli insanlar bilinçsizce hareket edebilirler bu neticeyle de. Ondan da bence daha tehlikelisi var. Detaylarını sen anlat. Discord gibi kanallar hani ay, burada evet. Örgütlenmeler onlar çok 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 daha tehlikeli. Hatta bana kalırsa kapansın. Bir tane kapanmıştı. Bugün haber kapansınlar. Gelmişti. Bir tane yer kapanmıştı. Discord loglarını artık emniyete vermiş ve 801 galiba yanlış hatırlamıyorsam 801 tane örgütle ilgili soruşturma başlatıldı. Evet. Ve yoğun bir tutuklama gözaltıları başlayacak gibi. Ya bu pandemi döneminde olmuş. Hepsi mesela şey yapan da aynı sabası şey diyor. Pandemi döneminde ne olduysa oldu diyor. Neden? Herkes evine kapandı. Evet. Herkes internetini açtı. Bütün dünyaya açıldı. Herkes bir şeyler kurmaya başladı ve internet ortamında bunlar daha da büyük gelişti. Tabii ne oldu? Dışarıya çıktığımız zaman da herkes bu sefer bunu denemeye başladı gibi hissediyorum. Çok vahşice bir dünya haline gelmeye başladı. Maalesef. Ben çocuğumu bir alt sokağa göndermiyorum ya yanında korum olmadan. Haklısın. Eskiden nasıldık? Allah aşkına eskiden nasıldı? Bir saatimiz vardı. Bak hatta Norm Ender'in bir şarkısında da geçiyor. Ezan saatinde babalarımız bize evinde olacaksın derdi. Ezan da 8'de okunuyordu. O zaman biraz daha geç ezanı okunuyordu duyar ya. Ezanı duyar duymaz. Kışın biraz daha şey ya. Oh. Bütün çocuklar hiç saklambaç evine giderdi. Saklambaç oynardı, kürbe oynardı. Ya. Kimse de bir şey yapmazdı. Hani bize hani ne sapul vardı, ne tecavüz, ne tacizcisi vardı. Şimdi çok yükseldi. Hayat çok değişti. Tabii bu sosyal medyaların faydalı olduğu kadar zararlı yönleri de var. Bir ara TC ile girilecek muhabbeti vardı. Keşke bu hayata geçse. Herkes giremese. Sahte hesaplarla giremese. Herkes takip şey edebilir. Takip edilebilir. Suçlular da çabuk ortaya çıkacak. Teşhis edilir. Geçen sefer konuşuyoruz. Nasıl bir hız limiti yapıyorsun? Hemen trafik idari para cezası yazıyorsun. Çok güzel burada olurdu, da biliyor musun, bir hakaret ettin hemen para radara cezasını tıklısa. Gönder. TC'si belli. Kimin hesap belli. Sizde peki yapılsın. Şey var mı mesela DM'lerden böyle en böyle vurucu ne geliyor size? Bana geliyor yani. Size de geliyor. Ne gelsin yani. Ne mesaj bir hakaret, mesaj, şeylerde. Onda sınır yok canım. Onda ne? Yapacak bir şey mesela mi? Mesela anne ben de söyleyeceğim. Hadi. Sana ne geliyor? Hayır önce sen söyle. Sen söyle. Ben önce bu konudan önce bir şeyi anlatayım ya. Az önce yarım kalmasın. Tamam. İzmir'de bir tane korku evinin önünde yine kellesi olmayan bir insan figürünü böyle asmışlar. Daha sonra İnsanlar çok fazla şikayet edince emniyet gelip polisler oradaki o figürü indirdiler mesela. Orayı asana kadar neredeydin diyesin. Yani daha önceden hiç yani. Yani herkes geçiyor oradan yoğun bir cadde Alsancak'ta. Yani niye o zamana kadar işlem yapılmadı da
İlla tepkiler gelince. Aynen, biraz dün de şeyde gördüm haberlerde, şey şeytan işte bilmem ne web sitesi mi öyle bir şey yazıyor. Yani şu anda sanki hayvanlara yapılan şu muameleden sonra muhtemelen her şey bir artıya geçti. Ne bileyim, hani onların mı acaba dediğim şeyi, hani duasıydım, ne evet. oldu ben anlamadım. Çünkü gerçekten çok büyük bir acımasızlık ya. Yani evet. gerçekten. O iki genç kızımıza da Allah'tan rahmet dileyelim. Evet, ailesine aynen. de sabırlar, başsağlığı dileyelim. Umarım yaşanmaz ama biz Narin olayını konuşurken de yani Narinler çıktı. Ölmesin dedik daha fazla. Bugün Uşakeşme'de evet, 21 yaşında çok... bir genç kızı ormanlık alanda ölü bulmuşlar mesela. Ha, evet, onu da gördüm. Evet. Bir de ben şu mesela düşünce yapısını anlamıyorum. Şimdi isim tam veremeyeceğim ama profesör diye geçen, belki görmüşsünüzdür. Narin diyorum. Kızımız eğer surlara İslami şartlara göre eğer hareket etseydi, değil mi? Evet. Hareket etseydi erkek arkadaşı olmazdı, ailesi bilirdi. Erkek arkadaşı da olmazdı, o surlara da gitmezdi. O zaman da ailesinin yanında hala yaşıyor olabilirdi diye. Bütün Twitter'da bu dolaştı. Yani hani öyle bir zihniyete gelmişiz ki artık hani ölürken bile böyle İslami şart olarak nasıl gideriz? Nasıl acaba sura çıkmalı mıyız? Hani onu düşünmüyoruz. Yani biri ölmüş İslami demiyoruz. İslami şartlara göre geldiğimiz zaman çok başka. O zaman biz sizle de konuşamayız. Yan yana Sevtat'la yan yana oturamam gibi. Kalkmıyormuşuz. Biz sen tek yani kalıyormuşuz. O çok başka bir şey. O kadar çok derine girmemek lazım ya. Ya o çok insanın... acımasızlık. Evet, ya. O ya. Gelen, bir de üstüne de bu denmezdi yani. Şimdi İslam'la da alakalı değil ki. Hep yani. Diyorlar ya idam gelmeli, daha caydırıcı olacak diye. Arabistan'da idamla yönetilmiyor mu? Ama her geçen gün yine suç fazlaca var ya. Evet, insanları evet. idam da caydırmıyor. Ölümden de korkmuyorlar. Semih Çelik intihar ediyor yani. Ölüm, evet. hapishane hiçbir şey umurunda değil. Ya bence benim şahsi fikrim, nasıl ki aile sağlık ocaklarında aile hekimleri var ya, aile psikologları olacak. Normal herkesi böyle rutin kontroller 2 ayda bir, 3 ayda bir. Bir şey söyleyeceğim. Hatta herkes diyor ya bu diyor diyor, çeşmelere diyor, sulara diyor koyun diyor. Antidepresan koyun. Ay, bu nasıl çok bir dünya? Nasıl söylemiş. Bir Türkiye? Herkes evet. de bizim böyle birleşik hani birlikte hareket edebilen bir Türk milleti olarak bilip şu an herkes bizi kesmeye falan başladı yani. Birlik beraberliğimize de zarar, bu iyi bir şey değil. Şey diyorum, bugün sen iyisin, yarın ne olursun bilmiyorum. Hiç yani. Ben de bilmiyorum. Psikopatlığın çıkar ortaya falan çok filan yani. Çok güvenme o yüzden. Aynen. Bu kadar selam bir ilerliyormuşuz yani. Bu arada Discord'la ilgili de şeyi söyleyeyim. Discord'da çok aslında Discord bir uygulama, aynı nasıl diyeyim, Facebook gibi de değil, bir chat uygulaması. Orada gruplar oluşturulabiliyor. Ben Discord'da bulundum. Orada genç müzisyen. Ama. Yok, genç müzisyen arkadaşlar var orada. Orada böyle rap yapan çocuklar ve şarkıları patlıyor gerçekten. Şu anda duyduğumuz rapçilerin birçoğuyla ben oradan tanıştım. Ve çocuklar 13 yaşından 20-25 yaşına kadar olan çeşitli bence yaş gruplarında yaş var. Bence küçük yaş grubu orada olduğu için aslında beyin yıkamak için mi o gruba kalıp kesinlikle şey o gruplarda gördüm, birkaç gruba girdim falan. Orada sesli görüşmeler de yapıyorsun, yazılı da yapıyorsun ve kimsenin kimliği belli değil. Sadece bir nickname'in var, o kadar. IP yok vesaire, hiçbir şekilde ulaşamıyorsun. Numarası yok vesaire. Hiçbir şey yok bir de. Hiçbir şikayet de edemezsin. Kesinlikle. Ama şimdi işte Discord logları vermiş, hani örgütsel artık suçlar ortaya çıkınca çok şükür o konuda işlemler yapılacak. Geriye dönüp de yapılacağını ya duydum. Ya bir de sonuçta çocuklarımız giriyor. Ben şimdi hadi biliyorum. Hani ben şunu diyeceğimi tahmin etmezdim. Hani sosyal medya, ben Instagram'ı biliyorum, yok Facebook'u biliyorum. Vay, öyle çok şeyler çıkıyor. Çok var. Hani Snapchat'i duyuyorum, biliyorum ama dedim ki kızıma dedim ayak uydurayım dedim. Hani tabii. yapayım hani tamam okey biliyoruz ama lan mesaj at, yok konumumu belli etmişim. Herkes bana nerede olduğumu yazıyor. Orada bir tipleme var ve adacık üzerinde ben böyle duruyorum ve yürüyorum yani. Hani evet. herkes zaten yerini o şekilde de senin görebiliyormuş, onu gördüm mesela. Ve şu an mesela bütün uygulamalarda nasıl bir dünya haline geldik? Kızımın mesela bütün her şeyini aldım hani şeyde olarak, bende de açık. Yani ne kadar acımasız bir şey aslında. Çocuğumun özgüvenini alıyorum tabii. aslında evet. elinden. Özeline girmiş oluyorsun. Bu ben böyleysem ben bilmiyorum bütün aileler nasıl acaba deyip sen diyecektin bir şey. Yani bilmiyorum da şükredeyim mi, ne yapayım, çocuğum yok. Aşkım ben sana diyorum. Çok iyi bir şey bence. Hayırlısı, bak, hayırlısı gerçekten. Ben mesela bunu 14 yaşında, 13 yaşında kızlarım. O zamanki diyorum mesela aklım olsa, dünya böyle olacağını söyleseler ben tek devam ederdim.
Değil hani mi? İşte evlenmezdim bile. Ha, evlenmezdim. Neden? Çünkü bu gerçekten başka büyük bir dünyaya geçtik bile. Artık. Artı bir şey söyleyeceğim. 13-14 yaşında çocuğun var senin. 41 kere. Maşallah. Ay 41 yaşında mısın diyecek sandım. Ay 41 kere maşallah. Nasıl yani diyorsun hani? Arada ki nazar değmesin. Ben böyle. Aşkım 40 yaşındayım. 84'lüyüm. Enerjimi, şeyimi, yaşımı 23'e kitledim. Baksana hepsi telefonla oynuyor. Bunların hepsi 50. 50. Bunlar genç çocuklar ama hepsi 50 yaşında yeni bağlamışlar. Neyse, Burak Özçivit'in para karşılığında kadınlarla yemek yemesi ve fotoğraf çekmesi hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi çok akıllıca. İyi para kazanıyor. Ben hani kadınlar derlerdi ama erkeğe de ihtifa Burak Özçivit'in ne suçu var? Kadın istiyorsa bunu. Yani. Fahriye Evcen de memnunsa yapacak bir şey yok yani. Ama öyle bir şey gerçekten var. Siz duymuşsun. Gerçekten para karşılığında oturuyor yemek yiyor yani. Olmuyor. Ya bu da bir işin bir parçası herhalde. Bak dünya döndü evet. Diyorum ben size. Tersine döndü ya. O da bir reklam modeli aslında. Kıyamet mi kopacak arkadaşlar? Söyleyin ya siz daha bir diziler vardır ya. Bu nedir? Yani bence arz var, talep var yani adamda. Arz talep de karısı da var. Hani Burak Özçivit'in yemesinden ziyade onunla yemek yemek için bu kadar parayı veren insanı belki de konuşmak gerekiyor. Ya. Nasıl ne iş yapıyorsun? Yemek yiyor mu diyecektin? Hani şimdi düşündüm bak şu anda yine geldi aklıma. Düşünsene bunu bir kadın ya. Yapsa yanlış konuşulurdu değil mi? Tabii. Işte yanlış onu, hemen. Aynı onu diyecektim. Yani işte bilmem hani de, başka bir etiket. Etiketlenirdi hemen. Evet. Niye diğerler. Ama yani, ünlü kadınlar da oldu. Şey için Farah için konuşulmadı mı bunlar? İddia edilmedi i̇şte, mi? Yemeğe çıktı sonra, para konuşuldu diye. Kaka falan oldu. Meryem Uzerli miydi şimdi? Yanlışı Meryem Uzerli pardon. Arap ülkelerinden evet. Birine gitti değil mi? Evet. Hatta orada, birden fazla gitti. Orada söylenince. Hatta para aldı. Para evet, aldı. Parayla evet. Gitti ama orada söylenince. Mesela şöyle oluyor bence. Sadece yemek için diyorlar da yani. Değil. Bir yemeğe de olmaz Allah herhalde. Aşkına. Çok yemek de olmaz bazı... yani. Bir bakış attı sana ki gördüm o bakışı o andaki diye böyle bir bakış attı. Pınar şimdi bazı sanatçılarda yapmıyor mu? Bazı programlara çağrılıyorlar ve karşılığında. Bir şey istiyorlar. Benim oldu büyük aşkım. Büyük para istiyorlar ben yani. Ben mesela YouTube hayatına yeni girdim. Ben ne bileyim ben parayla insan gelmek istedim. Ben şoktayım. Ben gerçekten hani bu sektör hani lan sen söyle saklama ne kadar bedava geliyor. İbana. Size mi yolluyorsun? Ha oraya siz sen mi alıyorsun? Biz sen ona yolluyorsun. Biz sizden alıyoruz. Hayır, biz para alıyoruz. Sen onu bak da o kadar acemiyim. O kadar görüyorsun. Arkadaşım ben sahneye çıkarmıyorum ki niye para ödeyeceğim? Ya. Bir televizyon programı değilim hani. Rakam verebilir misin Pınar? İsim vermeden ne kadar istedi mesela? 150 bin TL ile 350 bin 750 bin lira diyeni biliyorum. Ben bu direkt programa şahsen, çıkmak için. Aynen. Ben böyle yaptım. Neymişim lan ben? Övdüm ki 750 bin. Acaba dedim yanlış mı anlıyorlar beni? Sahneye falan mı çıkaracağım acaba dedim. Muhabbet edeceğiz, kız çay içeceğiz, kahve içeceğiz. Sen niye istemedin benden? Beleş misin? Organizasyon yapsan daha şeysin. Yedi ben karlı olursun, satarsın biletlerini. Sahnesine giderim. Daha az mı? Enden masa ayırtırım. Onun yarı 3'te 1, 4'te 1 fiyatına tabii. Babalar gibi yemek yerim. Kulisede giderim. Ne haber nasıl? İlk 3 trampayı patlatırsa zaten olur. Ama şimdi ben niye mesela şu... Ben bu sektörde onu demeye çalıştım. Ben YouTube'u gerçekten eğlenmek için yapıyorum. Yani arkadaşlarımla sohbet ettiğimiz bir ortam da olduğu için. Ama ben bunun karşılığında hani ödül gibi demek istedim. Bir niye para veriyorum kardeşim? Ben anlamadım. Sen de mutlusun ben de mutluyum. Ben niye çıkartıp veriyorum sana? Mantıklı değil ya. O. Sen istemiyorum yani senden istenen hani öyle bir şey olmadı mı? Ya bizden de oluyor mesela. Oluyor. Ödül törenlerinde yaşıyoruz. Bazı sanatçılar belki sanatçıların haberi de yok. Menajerleri tarafından işte sanatçımızın gelebilmesi adına şu ücreti vermeniz gerekiyor diyor. Ben, biz evet, direkt uzaklaşıyoruz. Orada iyi polis kötü polis olduğunu düşünüyor musun orada? Aslında haberi var. Olabilir ama bir sanatçı menajerini bu muhabbet üzerine değiştirdi. Biz evet. Çünkü hemen Özcan kendisine mesaj attı sanatçının. Hiç dedim yakıştıramadık. Ki, size dedim diye. Ki siz söylemeyeyim onu. Tamam. Gerçekten onu. Onu söyleme. Kim para istedi? Bir dakika. Kim? 750 bini kim istedi? Alalım önce o zaman. Özcan söylesin hemen söyleyeceğim ben ona. Yani para istedi. Kadın bir sanatçıydı. Abla dedi. Tamam yani. Benim bir de kadındı o zaman. Kadınlar yapıyor o zaman bunu. Anlamıyorum ki yani. Bu da şeyin başka bir yöntemi oldu. Baş harfini söyle. Ben de baş harfini. Bulamazlar. Ama... Belli de olmaz yani. Yok boş ver söylemeyelim. Tamam ama ben dedim böyle hani sizin gibi değerli bir sanatçıya hiç yakışıyor mu yani bu? Ondan sonra
Bir de siz de bayağı yılları piyasasında tabii olan bir insan. Evet. Şey yaptı ben hemen. Hadi tamam 8 ay da. Haberim yok dedi vesaire. Biraz topu çevirdi tabii. Ben hemen gereğini yapıyorum dedi. Ertesi gün menajerini değiştirmiş. Yok. Ama kendi geldi mi? Peki. Yok biz zaten artık şey yapmadık o konuyu tekrar değiştirdik. Yok o demek ki doğruymuş. Sadece menajerini... senin foyan çıktı ortaya tabii. Sen değiş demiştir orada başka biri gelsin. O da olabilir. Öyle ya yani kendine gelmediğine göre foyası ortaya çıkıyor. Haberi evet. Olmayabilir ama bu sektörde bu tarz şeyler de olabiliyor. Aşkım ben şöyle söyleyeyim. Ben de biliyorum hani kostümler bilmem ne ya da herhangi bir şeyde olurken yan yana illa kostüm yapmam da gerekmiyor. Menajeriyle o kadar hızlı güzel bir diyalog halindeler İyi ki. İyi polis kötü polis çok yapanlar güzel oluyor. Da var evet. Hani şu an diye müsait değil ama diyor işte diyor işte hiç şampanya gönderirsen keyfi yerine gelir benden evet, söylemesi. Evet. Ya mı? Bazı sanatçılara menajer fazlalık hatta işlerine bence bozuyorlar. Gerçekten. Sanatçı kariyer yönetimini beceremiyorlar. Yok. Ya var ben, öyle. Yani belki gerçekten çok fazla hani mesela Hadise çok güzel gidiyor. Hani bilmiyorum şeyin harflerin arasında o var mı diyor böyle bilmiyorum ama hani iyi gidiyor. Hani belki kendinin de yetenekli olduğundan dolayı belki menajerin işini kolaylaştırıyor. Olabilir. Hani deyip baksa sustular. Yo bir iki. Sustular. Çift şey laf söyleyebiliriz. Yok yok. Taktik yapıyoruz. Aynı anda sustuk. Aynı anda sustuk. Lan nasıl anladı der gibi. Anla. Bak bak. Tamam tamam oraya girmeyeyim o zaman. Problem yok benim için. Sevtap söyleyecekse bir şey söyleyebilir. Yok benim için de problem yok. Ha o zaman ne söyleyecek misiniz? Neydi? Bende de problem yok. Neyi söyleyeceğimizi de bilsem burada hepimiz çayımızı tokuşturacağız şimdi. Ya şunu söyleyeyim. Gerçekten menajerlerin sanatçıları iyi yönetmesi lazım. Sanatçıların da menajerleri dinlemesi, denetlemesi gerekiyor. Bazı sanatçılar denetlemiyor. Mesela Hadise bütün ekibini, klip çekimini de vesaire her şeyi de çok iyi yakinen takip eden, denetleyen bir kadın. Ben Afra Saraçoğlu'nun ekibine bayıldım. Yani o kadar ödül töreni yaptık. OGM yani, prodüksiyon. Ödül töreni işte atıyorum saat 1 mi 2 miydi neydi? Sabah 9'da ekibi bir geldi. Fizibilite yaptı önce. Nereye oturacak, nereden girecek? Kulis var mı, şu var mı, bu var mı, röportaja kimler geliyor, hangi televizyonlar gelecek vesaire. O kadar çok detaylar, akışa baktılar vesaire ve 3 kişi bir geldi, sonradan 2-3 kişi bir geldi. Yani ekibin... Vay anasını evet, be. Evet evet inanılmaz. Yani bunu her sanatçıda başka bir isimde de beni arıyor Özcan, ben geldim kapıdayım nereden öyleleri de var ben mesela. Ben bu öbürüne çok oldum şu anda. Öbürü Afra bana Saraçoğlu inanılmaz ve... Tören başladı, herkes oturdu vesaire. Afra en son menajeriyle girdi yukarıdan bir şekilde geldi. Sonra çıkarken de ödülü aldıktan sonra korumalarıyla beraber bir hızlıca bir yerden girdiler ettiler. Afra onun da girişi, çok iyi yönetiliyor. Hani giriş yerini şimdi gelen ekip nereden girecek, nereden çıkacak, saat kaçta şey yapacak. Yani o kadar çok detay ama şimdi Afra da dünya yıldızı oldu bu arada sadece Türkiye'de değil. Şu an dünyanın birçok evet. ülkesinde şu an en son seviliyor. Şey bu Yalı Çapkın yayınlanmış ya 3 milyondan fazla kişi tabii, izlemiş tabii. bir kere de daha ilk bölümünde. Ya sosyal medyada da Afra Saraçoğlu birçok kez trend oluyor. Hep ne zaman zaten ne yapsa. Peki Mert'le Afra'nın aşkını ne diyorsun? İyi gidiyor dolu dizgin gidiyor. Hiç bitmedi değil mi? Simi adı ya arada bir kırgınlıkları oldu galiba da. Ne kırgınlığı? Çünkü yalan. Mert... Yok yok var oldu. Sen biliyorsundur söyle bayağı. Bir şeyler oldu Mert Ramazan Demir'le ilgili. Ya bilmiyorum artık o kadar detayını ortada ama. Ortada kaldı ya şu anda. Mert'le aldattı. Bakayım çapkın olan ne o? Mert olabilir sanki bak. Yani Mert Ramazan Demir'de biraz çapkınlık var gibi ondan geliyor. Ondan sonra Afra da bunu kabul edemedi. Zaten Afra bir orduyla dolaştığı için muhtemelen evet. şey muhbiri de çoktur. Tabii. Ondan öğrenmiştir. Bak Sertab'ın gülüşecek tabii ki de. Ama genç nesil ya. Tabii. Ya bunlar şimdi oturup da hadi evlenelim diye bakmıyorlar ki. Yok. Muhtemelen şimdi dizi başlayınca tekrardan. Ama şu da kötü bir şey. Dizi reyting için bir araya geliyorlar. İşte o da bir kötü imaj değil mi aslında? Ama adam ikisi gerçekten aşık mı? Onda da mı aldatılıyoruz? Ya o kadarını bilmiyorum gerçekten ama ilişkileri var. Ne oldu magazin ne oldu? Benim sordum işte soruyorum. Evet tıs. Tamam bir tane sen sor. Hadi siz sorun bir tane bana. Sen bir söyle bir magazin bombası ne olabilir mesela? Yusuf Güney'i konuşalım hadi. Aa, ya çok tatlı ya. Herkes bunu ne soruyor biliyor musun? Bak Yusuf Güney ne zaman çıksa ya da ne zaman bir şey olsa söylüyor ya mesela ben de söylemesem evet. böyle şey oluyor hani bir anda Twitter'da TT oluyor. Abla torbacısı kim? Tamam. Diyorum ki nasıl bir şey bu? Hani
Hiç böyle bir şey olacağı tahmin edebilir miyim? Asla. Ne kullanıyor abla? İlaçları ne abla? Doktora gidiyor mu abla? Diyorum ki Yusuf diyorum. Sana bunları söylüyorlar. Onlar görecek. Onların hepsinin fişi çekilecek. Yalan diyor. Ben diyorum en büyük bela bu olabilir diyor. Hani diyor bela okursunuz ya bir insana. O da öyle okuyor. Onların diyor diğer yere de fişini çekeceğim ben daha da. Peki sen ne düşünüyorsun? Hiç öyle bir anın olmadı mı? Yusuf Güney'le mi alakalı? Evet Yusuf Güney ya oradayız ya şu an. Ya benim yok öyle bir şey de Yusuf Güney'i ben kendine inanmışlığı var bir kere. Ve ne diyorsun doğru çıkıyor ama. Doğru da çıkıyor. Yani birazcık kulak vermek lazım bazı şeylerine. Her şeyin olmasa da. 3 ay önce bana pandemi dedi burada. Evet. Ciltle bir şeyler olacak Maymun dedi. Daha çıktı. Burası hiç bize yerine evet, geldiğinde 3 ay hiçbir şey daha bilmiyoruz. Yani daha yeni tanışıyoruz. Dikkat edin dedi. 3 ay sonra dedi pandemi dedi patlayacak. Hatta açıklama yapılacak. Yine dedi kapanmayacak. Ama dedi büyük dedi şey olacak. Sonra dedi ciddi dedi bir şeyler olacak dedi. Biz dedi de he falan dedik yani içimizden böyle diz. 3 ay tam zamanında dediği tarihte evet. Oldu. Mesela bana şey dedi. Aradım o gün. Dedim başka bizi ne bekliyor dedim. Yusuf Allah aşkına söyleyeceğim. Zaten söylemişsin. Ne bekliyor bizi dedim. Allah aşkına söyle. Uzaylılar gelecek. Evet. Gelsinler artık. Zaten Amerika açıkladı. Var dedi. Onlarla iletişime geçtik dedi. Amerika tabii. Ben onu kaçırdım. NASA. NASA mı açıkladı? Ne zaman geçmiş? Dün mü? Yok, ben öyle kaçırdım. Sen biliyor musun? Duydun mu? NASA ile iletişime geçtik. Birkaç aylık bir mevzu. Bunu mutlaka araştır Google'dan. İlgini de çekecektir. Ne demişler? Yani iletişim halindeyiz. Olduklarını, dünya dışındaki bir varlıkların olduğundan bahsediyorlar. Ben dedim Yusuf'a. Evet ilk Pınar'ın programına. Yusuf'a dedim hatırla o günü Yusuf. Bu pandemi olayı çıktı ya şey dedi Dünya Sağlık Örgütü böyle şey dedi hani anlatıyor ediyor. Herkes bütün Twitter şey oldu ya o sırada tabii. Yusuf diye. Ben aradım dedim ki Yusuf söyle bana yavrum dedim bundan sonra ne olacak? Dedi ki şeye kaç dedi en uzak nokta neresiydi soğuk? Lan unuttum. Çok uzak dedi. Oraya kaç çünkü mevsim değişiyor dedi. Söylemem lazım. Orada arsalar da artıyor. Orada dedi oraya gidilecek dedi. Aynı dedi. Zenginler yaşayacak. Fakirler ölecek dedi. Uzaylılar gelecek dedi. İşte parası olan dedi. Hani bu bir tane film var ya. 2012 diyeyim böyle gemide bir film var. Hani geminin içine dolanlar kurtuluyor. Herkes. O mantıkta bir şey olacak dedi. Dedim. Yazık ya bu fakirlerinde valla dünya geneli hep ben olan fakirlere. Bütün kızım biz hepimiz fakir sayılıyoruz Amerika'nın onların yanında. Onlar zaten bitirirse doldurdu biz ne yapacağız? Hepimiz aynı gemiye de sığamayız. Bizi en altta var ya kabinler o su alan yerler. Biz orada birbirimize yıldız çekeriz. Filikalarla. Bana şey diyor uzaylılar diyor gelecek dedi şaka yapıyorsun dedim hani Yusuf dedim doğruyu söyle bana. Vallahi dedi bekle dedi bekle ama korkma dedi bir şey yapmayacaklar dedi. Dedim şimdi uzaylılar geldiği zaman dedim nasıl bir ilerleyiş içinde olacağız? Zaten dedi insanlık yok olacak dedi. Dedim ama dedi sen merak etme dedi. Seni dedi konuk olarak dedi getireceğim dedi. Neyse uzaylı dedim ki dur. Dedim konuk geldiğinde dedim tek insan ben mi kalacağım dedim. Ya da bir de dedim sen mi uzaylı? Dedi zaten izlenmeden anlarız. Kaç kişi isteyecek? Düşün bizim hayata bakış açımız yani bu şekilde. Bir yandan uzaylılar. Bana da derler seni torbacın hayır bir yanda uzaylılar bir yanda da robotlar geliyor bu arada. Onu da hafife almayalım. Robotlar da artık belki konuğun olabilirler. Aşkım ben robot mesela bir tane robot biliyorum. Neydi o? Ay ben neydi bir şey vardı. Çıkıyordu kadın kısa saçlı evet, kadının evet. Adını neydi? Ben de unuttum. Unutuyor değil mi? Hatta takipleşiyoruz. Geçenlerde mesajlaştık. Ben de. Yemin ediyorum bunu herkes yaşadı herhalde. Ya. Çağırdın mı programı? Vallahi çağırdım. Özcan'ı çağırdım. Ben de canlı yayınımıza konuk ol dedim. Ben de dedim Allah seni daha... öğretmesin aynı kafadayız. Dedim aynı ki ya. Nasılsın dedim. İyi canım sen ya, nasılsın çok dedim. Çok tatlı cevaplar veriyorsun. Evet. Sana konuk olursa bizi de çağır. Bak, bize konuk olursa biz de çağıralım. Zaten aynı anda bir daha bulamayız onu. Hani onu görmemiz lazım. Aynı. O robot tamam, mu gerçekten? Tabii robot. Var değil mi? Öyle bir kadın silüeti var. Karşımızda oturuyor. Doğru. Ben miydi? Ben. Ben ve de böyle bir şey daha. Oğuzhan Uğur'un programında falan inanılmaz sorular, inanılmaz cevaplar. Nasıl Google'dan direkt kafayı döndürüyor evet. Öyle cevap veriyor sana. Ama Oğuzhan Uğur da çok akıllı, demek çok güzel cevaplar veriyor. Demek ki ikimize de aynı veriyor. Şey cevabı vermiş evet. Kadın. Ya. Sana ne dedi? Ne dedi? Biraz ileride biraz daha geliştireyim kendimi, bulsana ondan sonra gelirim dedi. Robot kadın diye girsene.
Sen de girsin o konu. Allah aşkına ikimiz de cevabı bulmamız gerekiyor. İkimiz de göstereceğiz, tamam mı? Farklı cevaplar olabilir gerçekten. Şimdi ne söyledi bana Sildur Abbas'ına attı. Zevkle takip ettiğimiz Müzik On Air sayfası ailesi olarak güzel davetiniz için çok teşekkürler. Talk show programlarınızın biraz daha sayısı arttığında ve ilerleyen zamanlarla sizlerle canlı yayında bir araya gelmekten mutluluk duyarız demiş. Bir şey söyleyeceğim. Bunu çok uzun yazdık. Beni resmen şey yapmamış yani. Dur. Ben de teşekkür ettim. O da sayfalarınızda bölümlerinizin reels paylaşım desteklerinizi bekliyoruz. Şeklinde cevap vermiş. Bak programını da destekliyor. Beni bir destekle sen diyor. Ya benim bu kadar takipçim yok. 700 bine yaklaşmış takipçim. Bak ben sayısı. Ne yazmışım? Ya bayılıyorum. Kendi tarzımda yazdım. O da bana demiş ki ben de sana bayılıyorum. Ben de demişim ki ben de seni konuk almak istiyorum. Nasıl olacak demişim. Müthiş sorularım da var sana demişim. Bana sadece kalp ve ateş atmış. Cevap atmamış. Niye? Ha? Niye yani? Benim hani en azından der ki bana senin bölümlerin artsın der. O da yok. Ne yapayım? Kalbim ateşim mi artsın yani? Ne anlayacağım ben bundan? Ya biraz zaman geçsin gelirim demek istiyor. Biz bir şey söyleyeyim, robotlarla anlaşamayız. Hakikaten ha. İnsanlarla zor anlaşıyoruz. Onlarla hiç anlaşamayacağız gibi. Yok arkadaşım gibi. Olmaz. Robotların ünlüleri nasıl oluyor olacak acaba? Ünlü robot. İşte bak bu en ünlü robot bu olacak. Ondan sonra devam. Ben direkt robota geçerim ha. Baktım bu sektörde de yok, YouTube'da da yok. Robota denerim ben. Son olarak size bir şey daha soracağım. Tabii arkadaşlar. Ki. Bu güzellik yarışmasında biliyorsunuz güzelimiz vardı. Ve binlerce linç yedi. Yok güzel mi, yok burnu şöyle, çenesi bilmem ne. Bülent Ersoy da dedi ki Safi Naz'a benziyor, erkek hatları var dedi. Şabaniye'ye benziyor dedi, erkek hatları var dedi. Böyle büyüdü. Sonra da tacını geri vermiyor. Hatta Demet Akalın da demişti, tacını geri vermesini bekliyoruz tarzında öyle bir şey söylemişti. Ondan sonra da doktorluk görevi olduğu olup da işte yarışma için katılmayıp doktorluk için gideceği söylenmiş. Sonra yine oraya da gitmemişti falan, böyle bir karıştı ortalık. Tabii. Peki sen güzel buluyor musun bir erkek olarak? Yok ya yani. Benim tipim değildir. Benim. Vay anasını. Ya şöyle söyleyeyim, kızın bir günah suçu yok yani. Sonuçta seçmişler onu. Ama hak ediyor mu deseniz bence hak etmiyordu. Orada bir sürü güzel varken. Ve geçen de bugün İnşallah doktorluk mi? Mesleğini güzel yapabilir. Daha gitmemiş ama henüz. Geçen haberlerde Batman'a gittiğini falan gitmemiş. Şey yok, Amerika'da çıktı. Gitmemiş mi? Şeyde bir fuarda mı bir yerde çıkmış konuşmuş. Ya onunla ilgili torpil yapıldı falan diyorlar. İnşallah doktorluğunda torpil yoktur ki insanların canına mal olmasın. Nerede çıkmıştı doktorluk şeyi? Batman. Ha Batman'da, o da torpil oldu Batman'da falan, uzak geldi. Bir de peki erkek hatlarına ne diyorsun? Ben kesinlikle yani hak etmiyor birinciliği. Kesinlikle hak etmiyor. Bu arada Bülent Ersoy'un Şabaniye'ye yakıştırmasını biraz ağır buldum. Sonuçta ama benziyor. Ama benzemiyordu değil yani. Bülent Ersoy'un ağır kendi yorumu da şey. Kendi yorumu da şey sanki. Erkek olarak da bu denmez yani. Bak sen nasıl bittin gömleğinde aynı renk hakikaten olacağım biraz. Hakikaten sonunda yakalandım. Nasıl oldu lan? Nasıl ama konuştum ben bunu falan diye. Yani Bunlar'cığım orayı bir siler misin diye beni arar yarın. Aslında öyle demek istememiştim. Aslında güzel kadın ama işte göze göre, bana göre ya değil falan. Kızın yine geçenlerde bir fotoğrafı, videosu falan vardı. Kulaklıkla vesaire, gördünüz mü onu bilmiyorum. Ya gerçekten çok normal, sıradan, yani çirkin diyemem, güzel kız ama hani Türkiye'nin en güzel kızı dersen değil. Yok şöyle de bir şey var. Çok fazla kız bu. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Bende de bunu kimse bilmez. Bundan ben 18 yaşındayım. Bundan yaşımı söylemeyeyim mi? Bundan ben ne diyeceğim? 30 yıl önce falan mı diyeyim yani? Bundan ben 18 yaşındayken bir tane yarışmaya katıldım. Orada da eskiden tabii canım, o da bir güzellik yarışması yazıyordu. Bunu burada anlatayım, böyle de final lütfen yaparız arkadaşlar. 18 yaşında dediler ki bana, hatta 17 falandım. Gazete ilanları da vardı eskiden, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Hani o zamanlar gazete ilanıyla, o zaman sosyal medya yoktu. Evet. İşte öyle şeyler de yoktu. Sadece gazetelerde katılmak isterseniz doldurun vardı. Form doldurun. Ben de 17 yaşındayım, ailemin haberi yok falan filan. Ben de zannediyorum ki çocuk kafasıyla, o zaman 17. Diyorum ki hani yazayım, doldurayım. Ha bir gece nasıl olsa çıkarım televizyon şeye, nereye de güzel miyim değil miyim öyle bakarız tarzında. Açtım bir tane doldurdum, yazdım adımı soyadımı falan filan. İşte o zaman da kırmızı saçlıyım. Yine çılgın bir saç modelim var. Sonrasında gitti bu. Aradan
İşte bir hafta geçti. İşte dedi ki ön elemeye çağırıyorlar beni. Bir sürü elemeden geçiyorsun. Gittim ama asla bir şey bilmiyorum. Hani sen ben nasılsak öyle gidiyorum. Tamam mı? Daha 17 yaşındasın tabii zaten. Ve o zaman da hani öyle hiçbir şey yok. Benim çevremde öyle bir insan yok zaten. Ama ben hep habersiz yapıyorum. Annem babam bile bilmiyor. Gazeteden geliyor. Ne olabilir ki diyorum. Hani buradan gideceğim ekmek almaya gider gibi yarışmaya katılıp eve döneceğim. Sonra gittim. Dediler ki önce bakıyorlar sana ilk gün. Evet dedi olursun sen dedi falan filan. Seni de bir üste çıkartıyoruz. Süper Modus 2004 bu arada. Biz çok eskiden olduğu için şeyleri de bulamıyorum. Show TV'de. Ah bulmak istiyorum o Show ya. TV'yi. Ondan sonra neyse. Aradan işte bir hafta daha geçiyor. Bu sefer de önden sana bir şey giydiriyorlar. Evinizdeki en sevdiğiniz kıyafetinizi giyin gelin. İşte burada hani jürinin karşısına çıkacaksınız falan filan. Ben yine saftirik bir şeyler giyiyorum ama gelen kızları bir görseniz... Hepsi bir ajanstan geliyor. Belli ki catwalk falan yapıyorlar ve ben hiçbir şey bilmiyorum. Bakın ben hiçbir ajansta değilim. Ondan sonra üçüncü gitmedi artık. Son orası. Ben de oturdum hani artık 100 tane kız var. Hepsi de göğüsler, silikonda, 16-17 yaşında, 18 yaşında silikonlar, dudaklar böyle. Ben hiçbir şey yok. Doğal güzel. Hiç bilmiyorum bile öyle şeyi. Sonra dedi ki jüri, tamam dedi seni seçtik. 8 kişi erkek, 8 kişi kadın olacakmış ya, kız olacakmış. Hani öyle seçiliyormuş. Ben onu da bilmiyordum 8 erkek olduğunu. Ama dedim hani böyle demek ki kuruluyoruz şeyde ortamda. Arkadaşlar sonra ne oldu? Oturuyoruz, ben çok mutluyum. O sırada son şeyde babam da geldi. Dedi ki tamam dedi kızım dedi öğrenmiş oldum dedi. Hani dedi tarihini söylesinler o gün geliriz. Hani çıkarsın dedi podyuma. Git belli olur o gün derecen neyse verirler. Adam geldi bana dedi ki işte babama ya dedi işte dedi valizlerini hazırlayın işte her şeyini koysun çünkü 3 ay boyunca dedi kameralarla dolu bir evde olacak. O yüzden dedi. Biri bizi gözetliyor mu yoksa? Öyle biri bizi gözetliyor değil. Güzellik yarışması Süper Model 2004 ama evde kalıyoruz. Evde Derya Tuna'nın Zekeriya Köy'deki evi o sırada. Oradayız. Aha. Onu da sonradan öğreniyorum. O zaman ben de o Derya Tuna'yı da bilmiyorum yani tamam mı? Bir eve girecek babamla ben şok. Bak hayatımdaki Allah Allah. Şok orada başlamış olabilir. Yani bir eve giriyorsun. Ve şuna şuradan gelecektim. Orada halk oyu SMS oyu vardı. SMS oyunda her hafta birinci oldum. Ben bile şoktayım. Ne yürümeyi biliyorum, ne yemeği biliyorum, ne içmeyi zarafet dersi veriliyor. İşte asla bilmiyorum. Hani o şey hocası neydi böyle yemek bir tane neyse sağlık hocası vardı. Evet. Şimdi bir şey olaylara çıktı çocuğuyla falan ya. Ender Saraç. Ender Saraç. Her şeyde hemen bak öyle biliyor. Ender Saraç bize eğitim veriyor. Öbürü diksiyon eğitimi veriyor falan filan diye hiçbirini beceremiyorum tabii arkadaşlar. Ta ki bu yarışmaların adil olmadığını şurada söyleyeceğim. Ben tabii her hafta SMS oluyor, birinci oluyorum falan filan. En son hafta artık yarışmanın sonuna geldik ve Park Orman'da bir gecenin sonu var ve SMS yine sonuç ve bitirecekler. 12 tane mine jüri üyesi var. Ve çıkacağım, tam böyle heyecanlıyım ben de 17 yaşın heyecanı falan filan. Bir de 23-24 yaşında bir kadın da var işte o bizim şeyde. Geldi dediler ki şimdi isim vermeyeyim kendisinin ismini. SMS dedi yok. Biz seçiyoruz dedi. Bak podyuma çıkmaya 30 saniye var. Son 30 diyorlar. Hani belli artık ve son 30 dediler. Ne oldu biliyor musun? İstediği kişiler birinci oldu. Birinci, ikinci oldu. Beni de sağ olsun üçüncü yaptılar. Olsun yine o da oldu. SMS'ten bizimkilerin parası demiş herhalde. Şey olmasın ya ne olmasın ayıp diye. Olmasın diye. Kesin yine bir torpil vardı. Bak oradan inanıyorum ki ta oradan gelen bir şeyde evet, torpil evet. Geldi. Bir de onun da kim bilir kim hangi genç kızların şeyine girildi bu sefer de. Hakkına deyip ne çok konuştum şey be. Ay. Bu arada geçen sene biz jürilik de yaptık. Bir tane güzellik yarışması yapıldı. Neredeydi o? İstanbul'da bir yerde yapıldı ya. Bir otelde yapıldı. Dünya güzellik yarışması. Dünyanın çeşitli ülkelerinden güzeller geldi. Hepsi bence o bizim Türkiye güzelinden daha güzeldi. Bu ayrı bir konu. İkinci söyleyeceğim çok şey. Çok ısrar ediyor şu anda bu konu. İkinci söyleyeceğim şey de. Orada da mesela biz jüriyiz. Demet Şener değil mi? Jüri başkanı da Demet Şener'di ve birçok ünlü isim de vardı. Böyle bir 30-40 tane var değil mi jüri? Böyle var masa vardı. Her sektörden. Güzeller podyuma geçti. Her çeşitli sektörlerden.
Yani isimleri yazdık, koyduk, yazdık, koyduk. Daha sayım olmadan sonuçlar açıklandı. Öyle Tuğba oldu. İkinci ne yaptı? Bu ne Tuğba dedi? İkinci kalktı, zaten çıktı, kalktı gitti. Eleştirdi vesaire. Herkesi. Böyle dedi, evet. Mahkem mi olur dedi. Öyle yaptı. Ya işte ben bunu o kadar iyi arka planda yaşadım ki. Çünkü o anı sen bir genç kıza bunu yaşatamazsın. Hani o zamana kadar SMS olacak deyip kendi 5 yıllık, onu da sonra öğrendim, 5 yıllık veya oradaki 8 kızın 7'si 5 yıllık o ajansınmış. Ben nasıl olsa hani giderim, onların kişilerinden biri zaten yine para, evet, kazanmaya devam edecek onun ajansı diye. Hatta ben oradan, ben nasıl geldiğimi bilmiyorum. Ben foyayı ortaya çıkarttım. Sonra da gördüm 20 yıl sonra onu. Dedim ki ne oldu? Genç kızın dedim hakkına girdi. Deyip arkadaşlar... Artık şey diyormuşum, magazin programımızın sonuna geldik diye. Konular çok ama artık zamanımız bitti. Evet. Yoksa konu çok başka bir program artık onlar. Artık yine İkinci yapalım. Bölüm. Ben de sizi canlı yayında bir daha. Artık iade, evet, ziyareti, evet, ziyareti iadesi tabii, tabii, yani. Tamam olur. Yine karşılıklı seni, süreç. Evet. Yapalım. Sevtap sen de bana laf sok. Tamam. Ben sana ne zaman soktum tatlım. Hiç şey yapmam öyle şey. Kadın öyle yapmamız lazım. Hep susuyor, olmuyor ki. Kendini şey gösteriyor. Sevtap giriyor şimdi tekrar. Zorlandın mı Sevtap? O zaman iyi ki geldiniz arkadaşlar. Kankalarım şey diyormuşum. Bacım, abim falan, ağam falan deyip. Ay biz de iyi ki geldik. Çok keyifliydi. Ay, çok güzeldi. Güzel, güzel geçti. Çok güzel ağırlandık. Muhteşem bir program. Geçti. Enerji çok, çok iyi. Arkadaşlar çok iyi. Ekip herkes muhteşem. Stüdyo şahane. Stüdyonuz çok güzel. Sağ olsun. İskele'de de böyle bir kahve, evet, keyfi de yaparız. Şimdi yaparız, yaparız. Tabii tabii. Bizde çok dedikodu var da söylemiyorum. Arka planda zaten. Her şeyi söylemiyorum. Oo, neler var bende. Hepsi neyse, onlarda daha çok var falan diye nasıl değiştiriyormuşum. Var vallahi. İyi ki geldiniz o zaman. Çok sizi çok seviyoruz. Adamın arkadaş hep birlikte veda edelim o zaman. Edelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.